Eylemsizlik momenti hakkında biraz daha konuşsak iyi olur. Çünkü bu konu insanlar için genelde kafa karıştıran bir konu oluyor. Hatırlarsanız eğer eylemsizlik momenti aslında dönme eylemsizliğiydi. Başka bir deyişle bir şeyin açısal olarak ivmelenmeye karşı gösterdiği dirençti. Yani açısal hızlanmaya veya yavaşlamaya karşı cismin uyguladığı direnç. Mesela bir sistemin eylemsizlik momenti büyükse sistemi hızlandırmak oldukça zor olur. Ama eğer eylemsizlik momenti küçükse sistemi açısal olarak kolayca hızlandırabiliriz. Dolayısıyla bu sayı bize böyle bir bilgi veriyor. Eğer bir şeyin eylemsizlik momentini bilmek istiyorsak, o zaman o şeyin açısal olarak ivmelendirmenin ne kadar kolay veya zor olduğunu görmek istiyoruz demektir. Ve hatırlarsanız eğer bu aynı zamanda Newton'ın ikinci yasasını açısal değişkenlerle yazdığımızda da karşımıza çıkıyor. O da bize şöyle bir şey diyordu. Açısal ivme eşittir net tork bölü eylemsizlik momenti. Bu aslında mantıklı bir sonuç. Eylemsizlik momentine bölüyoruz. Ve eğer bu büyük bir sayı olursa payda kısmı büyük bir sayı olur. Payda büyük sayı olursa da alfanın değeri küçük olur. Yani açısal ivme değeri küçük bir sayı alır. Ama eğer eylemsizlik momenti küçük olsaydı, o zaman bu şeyi kolayca döndürebilirdik ve bu sefer daha büyük bir açısal ivme elde ederdik. Çünkü daha küçük bir sayıya bölmüş olurduk. Yani eylemsizlik momenti kütle ile aynı görevi görüyor. Burada da açısal ivme için eylemsizlik terimi görevinde. Noktasal bir kütle için eylemsizlik momentini nasıl bulduğumuzu öğrenmiştik. Bu arada noktasal kütle terimini duymuş olabilirsiniz. Noktasal kütle derken aslında bütün kütlenin eksenden aynı uzaklıkta döndüğünü söylemek istiyoruz. Ve burada da böyle bir durum var. Eğer elimizde bir ipe bağlı ağır bir top varsa ve bu ipin kütlesi çok küçükse ipin kütlesini göz ardı edebiliriz. Eğer bütün kütle buradaki gibi aynı yarı çap üzerinde dönüyorsa, noktasal bir kütlenin çember etrafındaki eylemsizlik momenti, kütle çarpı onun eksenden olan uzaklığının karesine eşit olur. Bu ifade bize çember etrafında dönen noktasal bir kütlenin eylemsizlik momentini veriyor. Yani bize bu kütleyi ivmelendirmenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Buna eylemsizlik momenti diyoruz. M r kare. Ama karşınıza daha zor problemler de çıkabilir. Mesela tek bir noktasal kütle yerine 3 tane olsaydı ne yapabilirdik? Eğer elimizde birden fazla noktasal kütle varsa tek yapmamız gereken her bir noktasal kütlenin eylemsizlik momentine olan katkısını ayrı ayrı toplamak. Şimdi burada yapacağımız işlemleri karıştırmamak için i indisi kullanmamız gerekiyor. Ama bu sizi korkutmasın. Bu sadece bize hepsini toplamamız gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla burası m1 çarpı r1'in karesi. Yani ilk kütle çarpı ilk kütlenin eksenin olan uzaklığının karesi. Artı m2 çarpı r2'nin karesi. Yani ikinci kütle çarpı ikinci kütlenin eksenden olan uzaklığının karesi. Ve aynı şeyi üçüncü kütle için de yapıyoruz. Elimizde daha fazla kütle olsaydı diğerlerini de toplayacaktık. Eğer birden fazla noktasal kütlemiz olsaydı ve bu kütleler eksenden aynı uzaklıkta dönüyor olsalardı, o zaman sadece kütlelerin toplamıyla uzaklığın karesini çarpmamız yeterli olurdu. Ama burada farklı kütleler eksenden farklı uzaklıklarda dönüyorlar diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu formülü kullanarak şekildeki noktasal kütlelerin ayrı ayrı eylemsizlik momentlerini bulup toplamamız gerekiyor. O zaman şekildeki sistemin eylemsizlik momentini şu şekilde yazabiliriz. Sırasıyla yazacak olursak, M1 kütlesinin katkısı M1 çarpı eksende olan uzaklığı A yani çarpı A kare olur. Diyelim ki M1 ile M2 arasındaki ipin uzunluğu B olsun. Aynı şekilde C de şurası. Ve aynı zamanda bu kütlelerin yarıçap uzunluklarının çok küçük olduğunu varsayacağız şekildeki kütleleri daha rahat görebilirim diye biraz büyük çizdim ama biz küçük diye düşünelim şimdi m1 çarpı a kare yalnızca m1 kütlesinin eylemsizlik momentine olan katkısı diğer kütlelerin de eylemsizlik momentine olan katkılarını hesaplayıp toplamamız gerekiyor o zaman m2 çarpı onun eksenden olan uzaklığının karesi yazmalıyız ama m2 kütlesinin eksenden olan uzaklığı b değil bütün bu yolu almamız gerekiyor. Dolayısıyla A artı B'nin karesi olacak. Aynı şekilde M3'ün katkısını da hesaplarsak M3 çarpı uzaklığı A artı B artı C'nin karesi olarak almamız gerekiyor. Bu üç terimin toplamı da bize sistemin toplam eylemsizlik momentini veriyor. O da bize döndürmenin zor olacağını söylüyor değil mi? Sisteme ne kadar çok kütle eklersek onu ivmelendirmek o kadar zorlaşır ve döndürmek için daha fazla güç kullanmamız gerekir. Peki o zaman bu üç kütleli sistemi döndürmeyi kolaylaştırmak için ne yapabiliriz? Diyelim ki bu şeyi döndürmek için gereken torktan bıktık ve daha kolay dönsün istiyoruz. Bu durumda yapabileceğimiz bir şey kütleleri eksene doğru ilerletmek olabilir. Yani kütleleri merkeze doğru götürürsek daha kolay döner. Eğer böyle yaparsak formüldeki bütün R'ler küçülür. R'ler küçülürse de daha az eylemsizlik momenti elde ederiz ve sistemi döndürmek kolaylaşır. Çünkü sisteme daha kolay açısal ivme kazandırabiliriz. Bu aslında mantıklı bir sonuç. Mesela elimizde bir beyzbol sopası olsun. Pek de güzel bir çizim olmadı ama şöyle bir beyzbol sopamız olduğunu düşünün. Eğer sopanın bu ucunu eksen olarak kabul edip savurursak döndürmesi zor olur, değil mi? Çünkü bütün büyük kütle sopanın diğer ucunda. Ama eğer sopanın diğer ucunu eksen kabul edip savurursak bu sefer kütle eksene yakın olur ve kütlenin yarıçapı küçülür. Ve yarıçap küçük olduğu zaman eylemsizlik momentine olan katkısı da küçük olur. Dolayısıyla nesneyi daha kolay savurabiliriz. O zaman beyzbol sopasının kalın ucundan tutup savurmak normalde tutulması gereken yere göre daha kolay olur ve daha hızlı savurabiliriz. Aslında bu o kadar da iyi bir fikir olmayabilir. Çünkü bu şekilde tutup savurduğumuz zaman topu çok uzağa gönderemeyebiliriz. Ama eylemsizlik momenti normale göre daha küçük olduğu için hızlı savururuz. Yapabileceğimiz bir başka şey ise kütleleri azaltmak olabilir. Kütleyi azaltırsak eylemsizlik momenti de azalır. Kütleleri eksene yaklaştırdığımız zaman da R küçülür. Ve aynı şekilde sistemin eylemsizlik momenti azalır. Peki, elimizde noktasal kütleler olmadığı zaman ne olur? Her zaman dönen bir şeyin üzerinde noktasal kütleler olmak zorunda değil. Mesela elimizde şöyle bir şey olduğunu düşünelim. Şu şekilde kütlesi üzerinde eşit dağılmış olan bir çubuğumuz olsun ve bir çember içinde dönsün. Böyle bir durumda bu formülü kullanamayız. Çünkü bu formülü kullanabilmemiz için bütün kütlenin aynı r çapında döndüğünü varsaymamız gerekir. Ama şekildeki bu çubukta yalnızca çubuğun ucundaki kütle çubuğun uzunluğu etrafında dönüyor. Eksene yakın olan kütle daha küçük bir yarıçapa sahip olacak. Ve çubuğun belli bir uzunluğu etrafında dönecek. Mesela burası L bölü 2 yarıçapına sahip olacak. Veya buradaki kütle L bölü 8 yarıçapında dönecek. O zaman bunu nasıl çözebiliriz? Çubuğun toplam kütlesine M, uzunluğuna da L dersek o zaman çubuğun ucundaki eylemsizlik momenti emle kare olur mu? Hayır. Bu bize yanlış bir sonuç verir. Çünkü toplam kütlenin tamamı L uzunluğu etrafında dönmüyor. Yalnızca çubuğun ucundaki küçük kütle L yarıçapına sahip. Geri kalan kütlenin eylemsizlik momentine olan katkısı kütleler merkeze yaklaştığından dolayı gittikçe azalıyor. O zaman nasıl bir yöntem izlememiz gerekiyor? Şimdi bu formülü kullanamayız. O yüzden önce bunu bir silelim. İşin gerçeği bu tür sürekli cisimlerin formülünü elde etmek için kalkülüs kullanmamız gerek. Ama bu aslında gerçekten eğlenceli bir şey. İntegraller alıp bu eylemsizlik momentlerini bulabiliyoruz. Bu benim en sevdiğim hesaplamalardan biri. Biraz bulmacaları andırıyor. Dolayısıyla bu tür sürekli cisimlerin eylemsizlik momentlerini bulmamız mümkün. Eğer kalkülüs bilmiyorsanız bu işlemleri yapmanız mümkün olmaz. Bu yüzden kalkülüs öğrenip bu formülleri elde etmeyi denemenizi öneririm. Çünkü gerçekten çok eğlenceliler. Şimdilik size doğrudan sonucu vereceğim. Bu çubuğun eylemsizlik momentini hesapladığımız zaman tam cevabı bilmesek bile sonucun emle kareden büyük, küçük ya da eşit olup olmadığını söyleyebilmemiz gerek. Eylemsizlik momenti emle kareden küçük olmalı. Çünkü emle kare olması için bütün kütlenin çubuk uzunluğundaki yarıçap etrafında dönüyor olması gerekirdi. Eğer bu çubuğu eritip bir top haline getirseydik ve bu topu da en uca yerleştirseydik, eylemsizlik momentini maksimuma çıkarmış olurduk. Çünkü bütün kütle en büyük R yarıçapın üzerinde bulunurdu. Ama burada kütlenin bir kısmı çubuğun üzerinde dağılmış halde. Bazısı L bölü 2'de, L bölü 4'te ya da L bölü 8'de. Dolayısıyla bu küçük kütlelerin eylemsizlik momentine olan katkısı en uçtaki kütleye göre daha az. Bu yüzden bu çubuğun eylemsizlik momenti ml kareden daha küçük olmalı. Peki ne kadar az? Bir çubuğun ucundaki eylemsizlik momenti 1 bölü 3 ml kareye eşit. Buradaki 1 bölü 3 integral hesaplamalarından geliyor. Eğer çubuğun bir ucu eksense bu formülü kullanabiliyoruz. Bir ucundaki eksen üzerinde dönen bir çubuğun eylemsizlik momentini bu formülle hesaplayabiliyoruz. Peki ama eğer ekseni merkeze taşırsak nasıl bir sonuç elde ederiz? Ekseni tam merkeze taşıyalım ve bütün bu çubuk merkezindeki eksen etrafında dönsün. Aynı kütleye ve uzunluğa sahip bu çubuğun merkezdeki eksen etrafında dönerken sahip olacağı eylemsizlik momenti eksen noktasında olduğu zaman sahip olduğu eylemsizlik momentinden daha mı büyük olur, daha mı küçük olur yoksa eşit mi olur? Bunu düşünebilmek için kendimize şu soruyu soralım. Kütle bu durumda eksene yakınlaştı mı yoksa uzaklaştı mı? Çünkü biliyoruz ki eğer r'leri azaltırsak eylemsizlik momentini de azaltmış oluruz ve bu durumda R'leri cidden küçültmüş olduk. Çünkü bakın, eksenden en uzakta olan kütlenin eksene olan uzaklığı L bölü 2 olacak. Bu tarafa L bölü 2, diğer tarafa da L bölü 2 uzaklıkta. Ama önceki durumda eksen çubuğun bir ucundayken kütlenin bir kısmı L uzaklıktaydı ve bu da L kare ediyordu. Ama şimdi kütlenin eksenden en uzak olduğu mesafe L bölü 2'nin karesi olacak. Bu da eylemsizlik momentini daha da azaltacak. Çünkü bu kütlenin çoğunu merkeze yaklaştırdığımız zaman eksene daha yakın olacak. Dolayısıyla 1 bölü 3 l kareden daha az bir eylemsizlik momenti elde edeceğiz. İntegral hesaplamalarını yaptığımız zaman eylemsizlik momentini 1 bölü 12 ml kare olarak buluyoruz. Bu formülü de eksen eğer çubuğun merkezinde ise kullanabiliyoruz. Peki Genelde kullanılan başka geometrik şekiller var mı? Öncelikle şunu bir sileyim. Genellikle karşımıza çıkan başka bir geometrik şekil olarak silindiri ele alabiliriz. Buna bazen disk denildiğini de duyarsınız. Diyelim ki elimizde bu şekilde kütlesi m ve yarıçapı r olan bir silindir olsun. Bu şeklin eylemsizlik momenti ne olur? Büyük bir ihtimalle mr kare olmayacağını düşünmüş olabilirsiniz. Çünkü bütün kütle silindirin r yarıçapı üzerinde dönmüyor, değil mi? Dolayısıyla bundan daha küçük bir eylemsizlik momentimiz olmalı. Peki ne kadar daha az? İntegral hesaplamalarını yaptıktan sonra bulduğumuz sonuç 1/2 bölü m r kare oluyor. Yani kütlelerin bir kısmı eksene yarıçap uzunluğundan daha yakın olduğu için eylemsizlik momenti silindirin toplam kütlesinin yarısı çarpı silindirin yarıçapının karesine eşit oluyor. Bu formülü eksen silindirin merkezinden geçiyorsa kullanabiliyoruz. Yani merkezindeki bu nokta etrafında şu şekilde dönüyor. Bunu belirtmemiz aslında çok önemli. Size bir çubuk verip eylemsizlik momentini soramam, değil mi? Eksenin nerede olduğunu da belirtmem gerekir. Bir şeyin eylemsizlik momentini hesaplayabilmemiz için cismin hangi eksen etrafında döneceğini bilmeden bir sonuç elde edemeyiz. Eğer çubuğu ucundan döndürürsek, eylemsizlik momenti 1 bölü 3 m l kare olur. Eğer çubuğu merkeze etrafında döndürürsek, o zaman 1 bölü 12 m l kare eder. Çünkü farklı eksenler etrafında döndürdüğümüz zaman, kütlenin bir kısmı eksenden farklı r uzunluklarında bulunuyor. Ve bu da farklı eylemsizlik momentleri elde etmemizi sağlıyor. Diyelim ki şöyle bir küremiz olsun ve bu küre de bir eksen etrafında dönsün. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi gibi. Ve diyelim ki bu küre m kütleli ve r yarıçaplı bir küre olsun. Diğer örneklere benzer şekilde burada da kütlenin bir kısmı eksene yakın olduğu için mesela bakın buradaki kütle şöyle bir çember etrafında dönüyor. Yani kürenin tüm yarıçapı boyunca şöyle dönmüyor. Buradaki eylemsizlik momenti emre kareden az olacak. Peki ne kadar daha az? Merkezinden eksen geçen kürenin eylemsizlik momentini integral hesaplamaları sonucunda 2 bölü 5 emre kare olarak buluyoruz. Bu noktada şöyle bir şey aklınıza takılmış olabilir. Bir saniye önceden de kürelerle ilgili soru çözdük ama o zaman sonucu emre kare bulmuştuk. Ama o sonucu bulduğumuz zaman bütün kütlelerin aynı yarıçap üzerinde döndüğünü kabul etmiştik. Başka bir deyişle elimizde şöyle bir küreyi şu şekilde bir çember etrafında döndürüyorsak, eğer bahsettiğimiz kısım bu durumsa evet. Bütün kütle aynı yarıçap üzerinde dönüyor. Ama buradaki durum daha farklı. Burada bir küre kendi merkezi etrafında dönüyor. Yani kendi merkezi etrafında dönen bir küreyle bu kütlenin bir çember etrafında aynı yarıçap üzerinde dönmesi aynı durum olmuyor. Bunu ayın dünya etrafında dönmesine benzetebiliriz. Eğer dünya etrafına dönen ayın eylemsizlik momentini bulmak istersek, ayı noktasal kütle olarak kabul edebiliriz ve emre formülünü kullanırız. Ama eğer dünyanın kendi etrafında dönmesinden bahsediyorsak, yani dünyanın güneş etrafında dönmesini kastetmiyorsak, o zaman böyle bir dönme hareketinin eylemsizlik momenti 2 bölü 5 emre kare olur diyebiliriz. Toparlayacak olursak, eylemsizlik momenti bize bir cismi açısal olarak ivmelendirmenin ne kadar zor olacağını gösteren bir sayı verir. Eğer elimizde noktasal bir kütle varsa ve bütün bu kütle aynı yarıçap üzerinde dönüyorsa, o zaman emre kare formülünü kullanabiliriz. Eğer elimizde birden fazla noktasal kütle varsa, bu durumda her bir kütlenin emre karelerini toplamamız gerekir. Eksenin bir ucunda olan bir çubuğun eylemsizlik momenti 1 bölü 3 m l kare. Eksenin merkezinden geçen bir çubuğun 1 bölü 12 m kare ve eksenin merkezinden geçen bir silindirin 1 bölü 2 m kare. Eksenin merkezinden geçen bir kürenin ise 2 bölü 5 m l karedir kütlesi üzerlerinde dağılmış olan şekillerin eylemsizlik momentlerini emre kareden veya emle kareden küçülten bu katsayıların sebebi için şunu söylemiştik. Cismin üzerinde dağılan kütlenin bir kısmı eksene daha yakın olduğu için durum böyle. Kütlenin bir kısmı eksene daha yakın olduğu zamansa R'ler azalır. Bu da toplam eylemsizlik momentinin azalmasına sebep olur. Eğer bu formülleri unutursanız genellikle ders kitaplarının içinde bu formüllerin olduğu bir sayfa olur. Veya internetten de ulaşabilirsiniz. Her yerde kolayca bulmak mümkün. Sıklıkla kullanılan cisimlerin eylemsizlik momenti tablolarına baktığınız zaman ilgilendiğiniz eksenin doğru yerde olduğuna da emin olun.